Ya birileri telefonlarımızı mı dinliyor ne? Yani o herif de mi beni Muhittin Paşa'ya yolladı demiş. Evet abi. Ahlak kalmadı artık be. Yalnız çeteleri bizden biraz büyük galiba. Sonra bir minibüs geldi. Götürdüler. Şu herifi takibe alalım. Öğrenelim bakalım neyin nesi. Adamlardaki cesarete bak. Adamı kullanıp dolandırıcılık yapıyorlar. Muhittin Paşa'm. Biri tescilli dolandırıcı, Sümbül Mahmut'un adamı. Hep yaptığı iş. Ama ötekinin kim olduğu kuşkulu. Pek çok şaibeli işin içindeymiş. Her taşın altından çıkıyormuş. Araştırmaya devam edin. Peşini bırakmayın. Uluslararası bir şebeke olabilirler. Topladıkları paralar da kim bilir nereye gidiyor. Takip edin. Ne oldu arabaya? Kim yaptı bunu? Ya bu zarzavatçıların böyle bir halt yiyecekleri belliydi zaten. Geldi benzin deponu patlattı. Polis bomba konmuştu evladım. Binseydin sabah sen de havaya uçacaktın bununla. Araç sizin de galiba. Geçmiş olsun. Evet. İfade için karakola gelmeniz gerek. Şüphelendiğiniz biri var mı? Nergis. Bizimki Gebze'de ne yaptı acaba dersin ha? Aklıma geldikçe sinirim bozuluyor. Eleman aranmadığını duyunca kim bilir nasıl bozulmuştur değil mi? Ben adamı böyle yaparım işte. Bu kim ya? Alo. Efendim. Ooo Reşat Bey. Merhaba. Efendim ben de biraz önce sizi düşünüyordum. Hay hay. Görüşelim tabii. Görüşelim efendim. Birazdan tamam olur. Tamam istediğiniz yerde. Peki sizden mi korkacağım? Sizden korkan sizin gibi olsun. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Ha? Kaç paralık adamsın? Hastayım oğlum ben. Hastayım. Gelme üstüme. Bitiririm seni bak. Tamam. Çıkacağım birazdan. Suratına kapatıyorum telefonu. Tamam. 3, 2, 1. Evet bir şey ya. Görüşme teklif ediyor. Şu meseleleri bir konuşalım dedi. Ay hiç sakın gitme Tahir. Adam deli sana bir şey yapar. Hoş sen de pek normal sayılmazsın ya. Yok be bir şey olmaz kız. Gömlek değiştirsen mi? Gebze seyahatin nasıl geçti? Hadi hadi senin olduğunu anladım zaten. Çok zekisin. O Muhittin Paşa olayını anlamadım. Muhittin Paşa olayı ne ya? Ne saçmalıyorsun sen? Tamam. Beni boşu boşuna Gebze'ye yolladın. Onu anladık. Başka ne? Bu araba olayı biraz fazla olmadı mı sence? Araba olayı ne ya? Ulan işi bombaya kadar götürdün ha? Ne diyorsun sen ya? Ne bomba koyması? Ananın bombası. Şşş. Doğru konuş. Bir şeye başladın mı sonuna kadar yapacaksın tabii. Ulan bu yapılır mı? Arabaya bomba attın. Sen de amma abarttın be. Amma abarttım. İki tane kesme şeker attık. Oha. Sizin oralarda demek ki bombaya şeker deniyor ha? Sen onu bırak da şimdi. Sen asıl iki tane adam ayarlayıp da beni zorla minibüse bindirmeye ne diyorsun? Bana yapılanı anlatıyor şu an. Ben onu nasıl bilmem kardeşim. Bana bulaşma. Bir daha bana bulaşma. Hastayım oğlum ben. Hastayım. Hadi yürü şimdi. Yok ya. Bak şimdi neler olacak göreceksin. Öyle mi? Tamam. Elinden geleni ardına koyma. Göt. İkisi de göt. Ben ettim, sen etme Reşat Sapmaz. Acı bana. Beter ol, alçak. Manyak mısın ya? Ha 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 ha
Ya ya tamam bir dakika geliyorum. Tamam abi tamam hadi öpüyorum bay bay. Baba ben kaçtım. Nereye? Sinemaya gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi bay. Bak oğlan nasıl dergilere bakıyor. Bence yaşına göre gayet normal bir şey. Ama senin için onu söyleyemeyeceğim. Değil mi çocuğun odasını karıştırıyorsun? Yok be bildiğin gibi değil. Geçen gün oğlanla sohbet ettim. Kafam karıştı. Böyle tercih mercih bir şeyler geveleyip durdu aslında. Dedim acaba oğlanın farklı bir tercihi vardı hani biz mi bilmiyoruz? Hayır Reşat. Çocuk yazar olmak istiyor. Kimyager olmak istemiyor. Ay fakülteyi bırakmak istediğini sana söylemeye çalıştı ama sen onun ağzına lafı tıkadın. Ha, tercih o tercih. Mesleki anlamda. Oh. İçim rahatladı ya. Oğlan İbni oldu zannettim. Oh. İçim rahatladı ya. İlahi Reşat, ilahi. Merhaba. Hoş geldiniz. Ya affedersiniz, adres doğru ama bir yanlışlık mı var acaba anlamadım. Siz kimi aramıştınız? Ben Selam Bey'i aradım. Dedektiflik yaptığını söylemişti. Selam Bey benim babamdır. Buyurun isterseniz. Teşekkür ederim. Amirim. Hoş geldiniz. Buyurun. Ya dedektiflik bürosu deyince başka türlü umuyordum ama böyle çıktı. Ferro. Size diyor galiba Selami abi. Bu ayıp oluyor ama değil mi? Bak misafirimiz var. Selami evet. Abicim. Bir adamın araştırılmasını istiyorum. Bu adam ne yer, ne içer, nerede oturur, kimlerle arkadaşlık eder, hepsini bilmek istiyorum abi. Geç kaldım vallahi. Gelmeseydin Tahir, gelmeseydin. Canım sevdim. Saat kaç oldu? Tamam aşkım. Nerede kaldın? Tamam, trafik abi, trafik. Ya biz neye mi gidiyoruz? Yok, gezmeye gitmiyoruz. Gel tamam. Bunları nasıl söyleyeceğim onu? Heyecanlıydı. Doktor Bey, acaba şu anda mal görünüyor mu? Bir şey söylersek yanıltırız. Yanıltırsınız. Evet, tabii. Zamanını bekleyelim. Evet, evet. Ne kadar heyecanlıydı. Baksana. Usturur lan. Ay yok güzel. Evet, ellerini uzatmış seni bekliyor. Kolay gelsin. Merhaba. Hoş geldin. Otur kızım, otur. Aşkım. Hoş geldin. Hoş bulduk sevgili. Tahir Bey, Kanal Z'den aradılar. 50 kişi konuk istediler. Tamam, gönderin. Ben 50 kişiyi nereden bulayım? Kast Ajansı'ndan. Kızım saçmalama, biz ne iş yapıyoruz burada? Nereden bulayım diyor, kafayı yiyeceğim ya. Ay tamam, hoş geldin. Hoş geldin.